Bağ alakası sayfa 245, mektup 202. Bu gelecek iki fıkra ikinci sahabi olan Hafız Ali Efendi'nindir. Bu defa istinsahına muvaffak olduğum 29. sözü istinsahım esnasında ikinci esasın medarlar namıyla biner mumluk elektrik lambaları hizasına geldiğimde şöyle bir fikir kalbime geldi. Kalemi bırakarak düşündüm ve düşündüğümü aynen yazıyorum. İşte bir nur talebesinde olması gereken bir nokta. Kalem, defter ve düşünmek. Şu anda bunlar elimizden alındı bizim. Oku oku geç. Oku oku geç mantığıyla Risale-i Nur'a muhatap olup olduğumuzu zannediyoruz. Talebe deftersiz olmaz. Hep söylüyorum. Talebe deftersiz olmaz abi. Defterin yoksa talep etmiyorsundur. Koca koca defterlerle çalışıyorsun. Mana üstünde Cenab-ı Hak mana ihsan ediyor. Bunları kayıt yapmasan nasıl tutacaksın hafızanda? Zaten beynimizin %2,5'unu kullanıyormuşuz da ehl-i ilim öyle diyor ya. 2,5. O da çok üst seviyemiş galiba. Hele bizim gibi ahir zamanın çöplüğünde binlerce günah içerisinde olan bir insan için tutmak çok zor ya. Ben şimdi mesela kendime şöyle bir formül daha düşündüm. Kaç tane risale var? 140 eser var. İşte birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz. Dedim ki her bir risaleye ayrı defter tutacağım. Mesela birinci sözle ilgili bütün derslerimi birinci sözün defterine tutacağım. İkinciyi ikide tutacağım. Üçüncüyü üçte tutacağım. Bu şekilde. Çünkü toplayamıyoruz. Çok dağılıyor. Mesela benim şu Bağdat Laikası defterim değil mi? Benim yukarıda ders defterlerim var. 10 tane, 11 tane yakın. Her muhtelif dersler var içerisinde. Mesela bir konuyu işlemiş olduğum paragraftan almış olduğum mesela 11. lemadan bir paragrafı almışım, onunla ilgili bir mana çıkartmışım. İşte 3 sene sonra başka bir defterde yine aynı mana, aynı yerin başka manası var. Yani toplu bakamıyorsun. Böyle bir şey düşündüm ya. Yani bunu niye anlatıyorum? Riya olmaz inşallah. Yani fazilet fırsatlık yapmak istemiyorum ama şey olaraktan söyleyeyim. Yani böyle bir sistematik çalışma içerisinde iman eğitimi olur. Yani genelde okulda başarılı olan insanlar hepsi sistemli çalışan insanlardır. Benim gördüğüm oydu. Hani böyle lambur lambur çalışan bir tane bana denk gelmişti bizim ortaokulda. Bir tane çocuk vardı. Adı Alper, hiç unutmuyorum böyle. Doğu kökenli bir kardeşti. Tamam mı? Ya çocukta müfi tane bir zeka vardı yani. Yani matematik, fizik, geometri falan bunlar da adam mı? Yani 5, 90, 95, 90, 95 alıyor tip yani böyle bir şey. Ve adamın bir defteri vardı. Şöyle bir defteri vardı. Şey olarak düşün. Harita metot düşünün. Gazete kağıdıyla kaplıyor defterini. Para yok çok küçük belli. Hepsi burada. Türkçesi, matematiği, tamam mı? Hepsi burada. Al böyle düner de eline defteri böyle. Tamam mı? Bir tek o denk geldi bana yani. Ha ondan üstün birisi vardı. Engin Çınar'ı hiç unutmam. İsmi bak Engin Çınar. Çocuk kitap gibi çocuktu yani. Mesela son iki ders boş. Biz ne yapalım? Son iki ders eve gidiyoruz falan. O hiç. İki ders boyunca sınıfta oturur. Ders çalışır. Teneffüs zili çalar. Sınıf boş. Teneffüse çıkar. İçeri girer. Gene ders çalışır. Eve giderdi yani. Şimdi bu adam muvaffak olmayacak da kim olacak yani? Ben muvaffak olacağım. Yani anladın mı? Sistem. O yüzden sistem, iman eğitimi sistemle yapılması gereken bir şey. Bunu atlamamamız lazım. Hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah. Yani irtibatlı olduğumuz insanlara Cenab-ı Hak hamdolsun manayı ihsan ediyor. Çalışılıyor hamdolsun ama bunun böyle genel olarak nur aleminde çok ciddi yayılması lazım. Evet. 29. söz neden bahsediyor? Bekai ruh ve haşirden bahsediyor. Üstadım, bekai ruh ve haşir hakkında Cenab-ı Hak tarafından bize o hakaika giden yolu göstermiş. Gösterilen hakikatin yolunda hevesat-ı nefsaneye hoş gelmeyen şeyler vardı ki bize uzun ve karanlık. İşte şimdi seraser nur olan sözler ve o nur fabrikasının elektrik lambaları ve kuvve-i cazibeleri o yolu pek parlak gösterdiği gibi pek yakından cezbedip hemen yakın ve yakından daha yakın olduğunu göstermekle beraber haf yerine emniyet, zakkum yerine asel bahşediyorlar. Ve fevkal gaye hikmetlerini beyanda aczimi itirafla lisanımın döndüğü kadar derim. Ya Rabbi bi hakki ismikel azim ve bi hakki Kur'anil hakim ve bi hakki habibikel ekrem diyor. Şimdi bazı risalelerin anlaşılması zahirde zor gözüküyor. Bunun sebebini şöyle ben bir tefekkür etmişim. Heves nefsi emmarenin huzur zatından kopamamaktan kaynaklı.
Terklerimiz çok az. Bak ben mesela son bir haftadan beri gene ciddi terk konusunda sıkıntı yaşıyorum. Bak hemen çalışma verimi düştü yani. Bir önceki haftada elhamdülillah çok Cenab-ı Hak muvaffak ediyordu. Bu haftanın hepsini de baş başa bıraktı. Hemen çalışma disiplinim düşmeye başladı yani. Neden? Kopamıyoruz bazı şeyler. Çok basit şeylerde takılıp kalıyoruz. Diğer tarafta maneviyat yolu nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrili. Mesela medresede kalmak nefsin hoşuna gitmez. Evde rahat. Değil mi? Atıyorum giyiyorsun. Hani şort derler ya, biz şort giymeyiz de. Atıyorum şeyin söyle ne diyorlar haşamaları. Yani açıyorsun bacaklarını, oturuyorsun, telefonla oynuyorsun, karışanın yok, şey yapan yok vesaire. Evde yemek geliyor, şey geliyor, çay çorba geliyor, hiç sıkıntı yok, tamam mı? Ama medresede zaman geçirmek zordu. Neden? Çünkü bir sorumluluk var, bir vazife var vesaire. Ama nefsin hoşuna giden şeylerle çevrili olan şey aynı zamanda cehennemin etrafıdır. Cehennemin etrafı da diyor, nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilmiştir. O yüzden huzuzattan birazcık sıyrılmamız lazım. Derya-i Nur'un baş kumandanı olan üstadımı razı olduğun amel üzerine sabit ve razı olacağı ameline tesil ve müyesser kılsın. Amin. Bi hurmetil Seyyidil Mürselin diyor. Bu neşredilen Kur'an akatlarında özellikle 29. sözde çok önemli güzel ispat yolları var. Yani akli ve ispatlı bir şekilde bekai ruh ve haşir meselesi ele alınmış. Çok önemli bir eserdir. Yine bununla ilgili bir mektubu daha var Hafız Ali abinin. Devamı olarak aldım. Yani birleştirdim iki mektubu. Serasel nur olan umum sözlerin hakikatını beyandaki âli, gâli, el yetişmez makamı manay mefhumunu değil şimdi zamanın zındıkları ta eski inatçı ve bunlara müşabeheti olan firavunlar, nemrutlar anlasalardı iman ederlerdi dedim ve size çok dua ettim. Yani firavunu ve şeyi imana getiren bir şey herhalde seni beni daha fazla imana getirmesi lazım diye düşünüyoruz. Evet.